köründe ellerinde senetle dükkana dikildiler. Ocağıma incir ağacı diktik enişte, incir ağacı. Biz nereden bulacağız şimdi 50 bini? Kazancı çözersin, kazanacağız. Al işte kazancı. Ne yapıyorsun? Ama tebrik ederim enişte. Ayın borçsuzu seçilmişsin. Lan lan sen kimin zıplak? Kendimi kaybetmişim pazarda buldum sana. Hürmet bilin ya benim yetim. Aha ben de ayağımı yedim. Enişteciğim tamam sakin ol. Bu kadar abartacak bir şey yok. Bizim bu parayı bir an evvel bulmamız lazım. Yoksa babamın dükkanına çökecekler. Nasıl yani? Babamdan alacaklar parayı. Senet'le babamın dükkanını kefil olarak gösterdik ya. Ne yaptı? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir ayımız var. Bir ay içinde parayı bulduk bulduk. Bulamadık yoksa münasip bir yerimizde patlar. Aklıma bir fikir geldi. Bu Çin projesi gayet mantıklı görünüyor. Çin'den mal almaya gideceğiz diye hem esnaftan hem evden para toplarız. Çin'de biletimi dolandırmaya başladım. Bir arıza yapma ya, ne dolandırması? Çin'den gerçekten mal alacağım. Onların toptancıdan aldığından daha ucuza getireceğim. Ticaret yapacağım. Hem onlar kazanacak hem biz kazanacağız. Bu beladan da kurtulacağız eniştem. Hadi eniştem yapma. Bak sen esnaf adamsın. Sana güvenirler. Lütfen. He? Vay. Telefoncuların Steve Jobs'ı Rasim abim. Hayırlı işlerin olsun. Ali Rıza abi. Abi ne oldu sana ya? Anlamadım. Anladım güzel abim. Çok büyük geçmiş olsun. Eğer senin gibi bir kolpacı dükkanıma teşrif ediyorsa vardır bu dadanışın bir nedeni. Var Rasim abicim. Şimdi geçen gün eniştemle senin projenden bahsediyorduk. Çin projesinden. İşte ben bu Çin projesinin patentine ortak olmaya karar verdim. Çünkü sen gerçekten vizyon sahibi büyük bir adamsın. Sen de küçük esnafın önünü açacak çok büyük bir inovasyon kabiliyeti var şerefsizim. Bak şerefsiz olduğu konusunda hemfikiriz. Ama şu inovasyonu anlamadım. Yani diyorum ki sen büyük düşünen bir esnafsın. Yani sen istikbali göklerde ararsın. Oh, ya burası ne kadar da senin ha. Klimanın da kralını taktırmışsın. Aldım. Enişteye de söyledim Eiffel klima al diye. Hem uygun fiyata hem de çok ekonomik. Herkes benim gibi olmuyor tabii canım. İşte senin gibi kaliteden ve aynı zamanda tasarruftan ödün vermeyen bir esnafın önderliğinde bu küçük esnafı dünyaya açıyoruz. Nasıl? İthalat ihracat abicim. Yani aracıyı aradan çıkaracağız. Çin'den konteyner mal getireceğiz. Anadolu aslanları küklesin artık. Cengiz abim bak şimdi bu defterin bu kalemin aynısını Çin'den kiloyla alacağız ya. Hem küçük esnafımızın işleri düzelecek hem de Kayseri halkı daha az para harcayacak. Bir düşün ya. Ya Rasim senin aklın yatıyor mu bu boş gezen esnilediklerine? Vallahi ilk defa mantıklı cümleler kuruyor Cengiz. Bak beni bile ikna etti, düşün beni bile. Valla ben bu iki koyun teslim etmem ya. Allah Allah. Bir de para verip Çin'e yollayacağım. Ayıp olmuyor mu ama Şenol abi insanların içinde? Ne ayıp Ersin? He? Ne ayıp oğlum? Sen önce borcunu ver lan. Kaç yıl geçti aradan? Ama güzel abicim yani ticaret demek sonuçta riziko demektir. Biz seninle kömür işine girdiğimiz Sakay memlekete doğalgaz geldi. Ben ne yapayım yani? Ayrıca Sakay yani zorla Çin'den mal getirelim diyen yok. Paşa keyfin bilir. Zaten şu Çin işi geçsin Eiffel klima işine gireceğim. Bayilik falan alacağım. Senin bu köyle boşu boşu öğütüyor. Piştik burada ya. Ya bırak şimdi klimayı falan. Eiffel'i ararak yarın gelir takarlar. Sen ne diyorsun Ali Rıza? Eiffel yapmam. Vallahi Ali Rıza ne diyorsun anlamıyorum ama. Bir sıkıntı neyin çıkarsa vallahi senden bilirim o halde. Ben de Ali Rıza'ya güveniyorum zaten. Yoksa bu Ersin ipiyle kuyuya buyuya edilmez lan. Madem sen de öyle diyorsun o vakit bir 10.000 lira sipariş verelim he. 10.000 iyi. Bir 10.000 lira da benden çalışır. Aman mal başladınız. Ben burada babamın ayrına iş yapmıyorum. Ticaret yapıyorum. Kusura bakmayın ama öyle 3 lirayla 5 lirayla Çin'e gidilmez. Ersin haklı. Ya bu küçük esnafla uğraşmak beni öldürdü. 5 lirayla 10 lirayla olmaz enişte. Sen bunları arada hep gaz ver. Ya bak bir şey söyleyeyim, bizim en az 100.000 lira bulmamız lazım. Onun %20'sini alsak 20.000 lira eder. 10-12 de senden çıksa 30-32 gene eksik var. Of. Neyse benim bir fotozehraya uğramam lazım, bir gidip geleyim. Sen de bak müşteri falan gelirse kendini yormanı istemiyorum. Çünkü zaten konuşurken de satamıyordun. Hadi hayırlı işler.